Barış Pehlivan, 20 Temmuz 2021, Cumhuriyet. İçişleri Bakanlığı'na karşı yiğitçe karar. Kendisine suikast düzenleyecek iftirası atılan Ali Tatar'ın cenaze törenine katıldı. Gitti silah arkadaşlarını mahkeme salonlarında savundu. Yakınlarına ağlayarak sarıldı. Son kez emrediyorum Atatürk devrimlerine sahip çıkın dedi istifa etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit'ti o. Yani herkes susarken Yiğitçe çığlık atanlardandı. Bundandır ki Montreux e ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki tarikatlara dair kaygılarını dile getiren emekli amiraller arasında onu görmek şaşırtıcı olmadı. Tıpkı sonra başına gelenler gibi. Hatırlayın İçişleri Bakanlığı'na bağlı Merkez Koruma Komisyonu jet hızıyla toplandı. Önce özel koruması kaldırıldı. Sonra kaldığı lojmandan çıkarıldı. O da gitti 95 yaşındaki annesinin yanına yerleşti. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı yeni mücadelesine ana ocağından başlayacaktı. Ne mi yaptı? İçişleri Bakanlığı'na karşı dava açtı. Özel korumasının ve lojmanının geri verilmesini istedi. Ve işte şimdi çok sıcak bir bilgi edindim. O da şu ki Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi kesin kararını verdi. İçişleri Bakanlığı'nın emekli Oramiral Yiğit hakkında uyguladığı işlemlerin hukuksuz olduğunu oy birliğiyle resmi kağıda döktü. 14 yıldır verilen özel korumanın emekli amirallerin açıklaması sonrası kaldırılmasındaki garipliğe dikkat çekti. Ve mahkeme dava konusu işlem uygulanması halinde telafisi çok güç ve imkansız zararlara sebep olur dedi. İşte bu kararı alan komutanın avukatı Hüseyin Ersöz de İçişleri Bakanlığı'ndan Genelkurmay Başkanlığı'na kadar ilgili tüm kurumlara başvurdu. Eski deniz kuvvetleri komutanının özel korumasının ve lojmanının yeniden verilmesini talep etti. Mahkeme kararı bunu emrediyordu. FETÖ sanıklarını lojmanda yaşatmaktan hicap duymayan iktidar onlarla mücadele edenleri lojmanda yaşatmamak istemişti. Neyse ki Ankara'da halen hakimler vardı tabut kaldırmaktan bıkmadık. Keşke İstanbul'daki hakimler için de benzer bir cümle kurabilseydim bugünkü köşede. Zira engelleyen bir karar var önümde. İstanbul Beykoz'da 111 dönümlük bir tarım arazisini düşünün. İçinde 1443 ağaç yaşıyor. Çevresine villalar yükseltilmek isteniyor, yetmiyor, oraya da göz dikiliyor. Haybuki anayasa toprağı tarımı çevreyi koru diyor. Ama ne Çevre Bakanlığı, ne Tarım Bakanlığı ne de Diyanet İşleri dinliyor. El birliğiyle yeşil olmasın orası, otel yapalım, AVM yapalım, bir de cami yapalım kararı çıkarıyorlar. Ziraat Mühendisleri Odasıysa yıllardır yapmayın, etmeyin, durun diyor. Dava üstüne dava açıyor. Gelin görün ki İstanbul 8. İdare Mahkemesi hukuka aykırı da bulmuyor doğa katliamını, zarar olarak da görmüyor. Bundandır ki yürütmeyi durdurma talebini reddediyor. Aynı daire şimdi aynı dosyayı bir de esastan görüşecek. Görkemli cenaze törenleri düzenlemekte üstümüze yok. Baksanıza Rize'deki sel felaketinden sonra devlet yine tabut kaldırıyor. Halbuki bir de yaşatmak üzerine kafa yormak var. Yeşili griye seçmek var. Sözün özü Beykoz için verilecek son karar bir sınav olarak önümüzde duruyor. AKP'lilerin odasını bastığı isim İyi Partide. FETÖ'ye karşı yaptığı operasyonlarla başta Bülent Arınç olmak üzere birçok AKP'linin tepkisini çekmişti. FETÖ şüphelilerinin mal varlıklarındaki tedbir kararını kaldırması için iki AKP milletvekili odasını basmıştı. Direnince seni süreriz diye tehdit edilmiş ardından da görevden alınmıştı. Ve o süreçte şöyle isyan etmişti. Yaptığım soruşturmalarla beli kırılan Fetullahçı casusluk ve terör örgütü, sizlerin pek de tahmininden uzak olmayan siyaset ve bürokrasinin içerisinde yer tutan şakirtleri, eli ve diliyle kişiliğime ve mesleğime ve hatta özelime dair ipe sapa gelmez iftira ve tezviratlarla üzerime saldırıyor. Sonunda mesleği bırakmış ve avukatlık cübbesini giymişti. Eski Manisa Cumhuriyet Savcısı Kazım Özsoy'un kısa öyküsüydü okuduğunuz. Öğrendim ki işte o simge isim şimdi siyasete girdi ve İyi Parti'ye katıldı. Rozetini partinin teşkilat başkanı Koray Aydın taktı. Kazım Özsoy'u aradım ve bu yeni yola neden çıktığını sordum. Özetle şunları söyledi. Türkiye'de siyaset maalesef üç ayrı amaç için yapılıyor. Bir maddi güç için, iki popüler olmak için, üç vatan için. Ben üçüncü amaç için siyasete girdim. Çile çekmeye talip oldum. Savcılıktan emekli olunca vatan borcum bitmedi. İyi partide ödemeye devam edeceğim. Bakalım eski savcı Kazım Özsoy aradığı adaleti siyasette bulacak mı?